O hatırlatmayı da yapalım. İlk sorumuz bütün bağlantılarda hep şu oldu. Şimdi ikinci turda seçmeni sandığa götürebilen, özellikle ilk turda kendisine oy vereni sandığa götürebilen bir adım önde olacak. Ve yine sandığa gitmeyeni ikna edip bu turda kendi lehine oy kullandırtabilen. Şimdi dolayısıyla bu iki açıdan baktığınızda Sezgin Tanrıkulu, ikinci tur için Diyarbakır, çevre iller size ne söyletiyor? Katılım konusunda, motivasyon konusunda durum nedir? Yani çalışıyoruz. İttifak yaptığımız partilere çalışıyoruz. Genel başkanımızı destekleyen yurttaşlarımızla birlikteyiz. Pazar günü içinde hazırlıklıyız. Özellikle sandık güvenliği konusunda eksiklerimizi gördük. Hangi noktada eksiğimiz var, bunları tespit ettik. Bu eksiklerimizi tamamladık. Evet, yani Diyarbakır'da genel başkanımız sanırım Türkiye'de en yüksek oyu alan illerden birisi. Dördüncü il olması lazım. Ama diğer siyasi liderlere de giden oylar var. Muharrem İnce'ye, Sinan Oğan'a giden oylar var. Yani bunlara da talibiz ayrıca. Tabii önceliğimiz bu seçimde sandığa gidip genel başkanımıza oy vermiş seçmenlerimizi sandığa götürmek. Genel başkanımızın seçmenlerini sandığa götürmek. İkinci olarak da katılım oranını arttırmak. Ve diğer adaylara oy vermiş seçmenlerimizi de ikna edip genel başkanımız noktasında bir karar verimi sağlamak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Diğer siyasi partilerin başkanlarıyla görüşüyoruz. İttifak yaptığımız siyasi partilerle zaten görüşüyoruz. Ama bu ittifakın dışındaki siyasal partilerle görüşüyoruz. Genel başkanımız, öyle tahmin ediyorum ki, yani ittifak yaptığımız siyasi partilerin oylarından 7000 kadar az bir oy almış. Onun da nereden geldiğini aşağı yukarı tespit ettik. O konuda da bir çalışma içerisindeyiz. Diyarbakır'ın meselesi şu. Diyarbakır tabii, yani politik derinliği çok fazla olan kentlerimizin başında geliyor. Yurttaşlarımız son derece, yani politik derinliğe sahip, bir kimliğe sahip. Dolayısıyla yani bu seçimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin değişim ve dönüşüm bakımında ne anlama geldiğini biliyorlar. Biz yani öyle tahmin ediyorum ki 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmenleri, yurttaşlarımızı sandığa götüreceğiz. Ama daha büyük mesele Diyarbakır'da seçime katılma oranı diğer illere nazaran daha düşüktü. Onu nasıl arttırabiliriz? 81,7 idi, evet. Evet. Yani onu nasıl arttırabiliriz? Onun tartışması ve çalışması içerisindeyiz. Ayrıca Diyarbakır'da ve bölgede diğer illerden farklı olarak yani bu kadar çok yüksek oy oranının çıkmış olması Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, onun liderliğini ve o liderliğin yerel ayaklarını, yani işte kamuyu, kamu otoritesini tedirgin etmiş durumda. Son bir haftadır Diyarbakır'da kamu görevlileri, özellikle kanaat önderlerini, yani genel başkanımıza çok fazla oy çıkan ilçelerin işte kanaat önderlerini, muhtarlarını kayyumlar vasıtasıyla veya işte yerel otoriteleri vasıtasıyla görüşmeye çağırıyorlar. Nasıl bu kadar oy çıkar? İşte 28 Mayıs'tan sonrasını düşünün diye görüşmeler yapıyorlar. Bunların farkındayız ve ben de sık sık bu konuda sosyal medya hesaplarımdan ve basın aracılığıyla duyuru yapıyorum. Böyle bir baskı ortamı da var Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenler üzerinde. Burada bir araya girebilir miyim? Çünkü mesela az önce biz Mustafa Sarıgül'le konuşurken gerçekten mesela kanaat önderleriyle birebir görüşmelerin çok etkili olacağına dair bir vurgu yapmıştı. Şimdi siz dediniz ki kamu aracılığıyla orada bir baskı kuruyor iktidar. Şimdi bunun karşılığında tamam sosyal medyada buna dikkat çekiyorsunuz ama siz veya Millet İttifakı'nın diğer paydaşları, sizler bu kanaat önderleriyle sizler de görüştünüz mü yüz yüze? Tabii ki görüşüyoruz. Hı. Tabii ki dün görüşüyoruz. Ben dün 3 ilçeyi ziyaret ettim. Yarın 6 ilçeye gideceğim Diyarbakır'da. Tabii ki görüşüyoruz. Görüşmelerimiz var. O havayı dinle tutmaya çalışıyorum. Fakat ya şimdi yani yansıtmadıkları baskı ortamını biliyoruz tabii ki.
İnanın buralarda yani insanların, yurttaşlarımızın sandığa gitmesi, gerçekten sandığa gidip oy vermesi özellikle kırsal alanlar bakımından oldukça meşakkatli. Buna rağmen genel başkanımız çok yüksek oranda oy aldı. Şimdi oy aldığı yerlerin işte özellikle altın çizerek söylüyorum, muhtarlarını çağırarak, ben kaymakamlarla da işte kayyumlarla görüşme sağladım, bazı kayyumlarla. Neden çağırıyorsunuz dedim. Yani şimdi seçime bir hafta var, neden çağırıyorsunuz? Niçin konuşuyorsunuz? Efendim biz hizmetleri işte tanıtıyoruz. Ayrıca bir hizmetlere ihtiyacı var mı diye soruyoruz. Peki bundan önce çağırdım, 6 ay önce çağırdım, 8 ay önce çağırdım mı? Yok. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu konuşmalar arasında neler söylendiğini çok iyi biliyoruz. Yani bunlar saklı bilgiler değil. Adalet ve Kalkınma Partisi liderliği Diyarbakır'da ve bölgede, bugün Mardin'de de çok yani farklı bilgiler aldım. Yani bunu teyit eden bilgiler aldım. Yine Hakkari'den, Van'dan arayan taşlarımız var. Beni arayan taşlarımız var. Milletvekili olma hesabıyla ve ulaşılabilir olma hesabıyla beni arayan taşlarımız var. Dostlarımız var. Bütün bölgede, Doğu ve Güneydoğu'da Genel Başkanımızın çok oy alması ve Erdoğan'ın daha zor olması hesabıyla kamu baskısı son derece yoğun. Ayrıca yani etkileme araçlarını da çok farklı boyuta taşımış durumda. Yardımlar ve diğer vaatler konusunda da çok farklı noktalara taşımış durumda. Evet. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki bizim yurttaşlarımız, bu politik kimliğe ve işte bilince sahip yurttaşlarımız her koşulda sandığa gidecekler ve sandıkta da önceki seçimden çok daha fazla bir oranda oy verecekler. Yani çünkü bu yani sonuçta sadece bizim seçimimiz değil, Türkiye'nin seçimi ve Türkiye'nin geleceğine dönük seçim. Ya evet. Türkiye buradan açık söylüyorum demokrasisini yeniden inşa edecek, Diyarbakır'dan başlayarak veya başka bir eksene gidecek. Bunu en iyi de buradaki seçmenlerimiz görüyorlar. Peki. Şimdi benim bir sorum var. Evet. Şimdi ben bütün program boyunca motivasyonu sordum. Barış da bütün program boyunca tüm katılımcılara sandığa sahip çıkma meselesini sordu. Şimdi Sayın Sezgin Tanrıkulu, siz hukukçusunuz. Şimdi bazı rakamlardan bahsedeceğim. Ne olur yanlış söylersem düzeltin. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 57 binden fazla köy ve mezra var. Ve bu köy ve mezralardan çıkan oyun toplamı 9.8 milyon. Yani tüm oyların %18'ine tekabül ediyor. Sandık sayısına baktığımızda ise her 3'te birine denk geliyor bildiğim kadarıyla. Ve Erdoğan'ın Türkiye toplamından aldığı oyun neredeyse %21'i sandık ve mezralardan çıkıyor. Şimdi sorum şu, blok olarak Erdoğan'a oy çıkan sandık ve mezralar da var. Köy ve mezralar da var, kusura bakmayın. Hı hı. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, siz Millet İttifakı olarak Doğu ve Güneydoğu'daki köy ve mezralara yeteri kadar müşahit, hukukçu bu 7 gün sonra oturtacak mısınız? Çünkü burada sorun olduğu çok belli. Ben sizlerin açıklamalarından böyle öz eleştiriler de alıyorum. Önümüzdeki pazartesi farklı bir tablo olacak mı sandığa sahip çıkma konusunda? Diyarbakır'ın 13 kırsal ilçesi var, 4 de merkez ilçesi var. Buralarda bir sandığa gitmeyen, 2 sandığa gidip görev yapmayan, 3 sandığa gidip de zamanında sonuçları bildirmeyen hangi sandık görevimiz varsa onları tespit ettik. 17'si ile 19'u arasında değiştirme imkanı vardı. Bir havuz oluşturduk ittifak yaptığımız partilerle, Millet İttifakı olarak. Ve duyuru yaptık, çağrı aldık ve bir havuz oluşturduk. O havuzdan da dolayısıyla bu görevleri yapmayan, görevine gitmeyen, eksik yapan, zamanda bildirmeyen sandık görevleriyle ilgili bir değişimi 17 ilçe bakımından da yaptık. Diyarbakır bakımından söylüyorum. Ve bunu yani bir havuz oluşturarak yaptık ve Diyarbakır Barosu da yani bu seçim bakımından söylüyorum 250 avukatla sahadaydı. Her ilçeye en az 10 avukat gönderdi kırsal ilçelere ve anında müdahaleler yapıldı. Ama buna rağmen sandık sonuçlarının ve
yanlış girildiği birçok sanda da rastladık. Bu eksiklerimizin nerede olduğunu biliyoruz şu anda. Yani giderme noktasında büyük çaba gösterdik. Bunun sonuçlarını pazar günü alacağız. Ayrıca yani sandık görevden lojistik ihtiyaçları konusunda da bütün hazırlığımızı yaptık. Eksiklerimiz vardı. Tümüne ulaşamamıştık. Yemek konusunda, diğer ihtiyaçlar konusunda. Bu pazar günü de sandık görevden sandıktan bu ihtiyaçlar nedeniyle ayrılmaması noktasında bütün tedbirlerimizi aldık. İlçelerimize görevler verdik. Onlara destek sağladık. Ve onun dışında da yani yurttaşlarımızı müşahit olmaya çağırdık partilerimizi ve ittifak yaptığımız partilerin özellikle tecrübeli seçmenlerini müşahit olma konusunda da çağrı yaptık. Onları da müşahit olarak sandıklarda bulunduracağız. Diyarbakır'da yani sorunlu olan bazı sandıklar var. Özellikle kırsal alanda. Ama onlar yani geçmiş seçimlerde de sorunluydu. Yani işte çevre illerde de o tür sandıklar var. İşte Şen Yaşar ailesinin veya Urfa'da yaşanan olayları geçtiğimiz yıllarda biliyoruz. O sandıklar var. O sandıklar konusunda da yani herhangi bir negatif olayın yaşanmaması konusunda da oranın kanaat önderleriyle temas içerisindeyiz. Sandık görevlerinin orada bulunması noktasında bu Diyarbakır'da birkaç sandıktır. Onun da tedbirlerini alıyoruz. İrtibatlarda bulunuyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki Diyarbakır'da en azından yani sonuçların bir sandığa doğru yansıması, iki sandıktan doğru çıkması noktasında örgütümüzle ve ittifak yaptığımız ve bize destek veren bütün yurttaşlarımızla bir hazırlığımız var. Yani benim derdim aynı zamanda yani Diyarbakır'ı bu konuda yani mahcup ettirmeyecek, Türkiye'ye mahcup ettirmeyecek bir sonucu ortaya çıkarmak. Evet. Bunun için çaba içerisindeyiz. Ben bir kez daha buradan başka bir vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten bize özellikle hem Diyarbakır içerisinde hem de Diyarbakır dışında seçim çevresinde olmayan yurttaşlarımız var. Bölgede şöyle bir zorluk var. Bunun da bilinmesini isterim. Diyarbakır'ın kırsal alanında köylerde, yani şimdi mahalle oldu hepsi ama başka yerlerde köy aynı zamanda, köylerin sandıkları ilçe merkezinde birleştirildi. Birçok sandık. Dolayısıyla köylerden ilçe merkezine gelmek de öyle çok kolay işler değil. 100 seçmenin, 150 seçmenin, 200 seçmenin gelmesi kolay işler değil. Ayrıca bir emek ve masraf gerektiriyor. Şimdi yani yurttaşlara bu eziyeti yaşatan işte hükümet onların seçim çevresine taşınması noktasında bir çaba içerisinde değil. Çünkü biliyorlar ki kendi seçmenleri değil. Bunların taşınması noktasında çaba içerisindeyiz. Ama ben özellikle Diyarbakır içerisinde ve işte bütün bölgedeki seçmenlere şunu söylemek durumundayım. Ya faraza yani taziyeniz var, ilçe merkezine gitmek durumundasınız. Bu seçimi öyle görün. Veya Diyarbakır dışında bulunan çok sayıda seçmen, çünkü yani yoksulluğun Allah belasını versin gerçekten. Yani insanlarımız yoksul ve Diyarbakır'da çalışamıyorlar. Birçok insanımız Diyarbakır'dan ve bölgeden inşaat kişisi. Mevsimli kişi ve Diyarbakır'da değiller. Arıyorlar ve imkanları yok. Diyarbakır'a gelmek için veya bölgeye gelmek için. Bugün aradılar Dalaman'dan işte 40 kişi. Kastamonu'dan 80 kişi. İşte Erzincan'dan 120 kişi. İnşaatlarda, baraj inşaatlarında, diğer toplu konut inşaatlarında çalışıyorlar. Veya mevsimlikleri çalışıyorlar ve gelemiyorlar. Ama bizim de imkanlarımız yok. Ben bu yurttaşlarımızdan 50 kere özür diliyorum huzurunuzda. Ama şunu yapalım gerçekten. Yani önümüzde 5 yıllık süreç var. Faraza Diyarbakır'da bir taziyeniz var, gelmek zorundasınız. Yakınlarınız kaza geçirdi. Nasıl imkanlarınızı zorlayarak gelmek zorundaysanız bu seçimi öyle gelin, öyle görün. İmkanlarınızı zorlayın. Kendi imkanlarınızla gelin. Size söz, bu düzen değişirse ve değiştirirsek beraber sizin de kendi adınıza yazacak bir hikayeniz olacak. Şunu diyeceksiniz en azından. Ben Dalaman'dan kalktım. Şu kadar da işte çocuklarıma göndereceğim paradan, çocuklarımın rızkından şu kadar parayla Diyarbakır'a seçime gittim. Oyumu kullandım ve bu düzenin değişmesine ben de katkım var diyeceksiniz. Böyle düşünmeniz lazım. Yoksa gerçekten bizim imkanlarımız yok. CHP olarak imkanlarımız yok. Binlerce insanı buraya taşıyamayız. Evet. Veya bölgeye taşıyamayız.
Siirt'ten var, Batman'dan var, Şırnak'tan var, Mardin'den var, Hakkari'den var. Şehir dışında yaşayanlar. Ve önemli bir yekim tutuyor gerçekten. Bu insanlarımıza, bu yurttaşlarımıza sınavınıza sesleniyorum. Bizi affedin. Parasal imkanlarımız yok. Ama size, sizin güveniniz var. Ve sizin gerçekten bugüne kadar verdiğiniz emek var. Bu emekle Türkiye'nin geleceği bakımından, halkımızın geleceği bakımından bir kez daha fedakarlık yapın, bu seçimlere gelin. Paraza, ya bir cenaze var ya, öyle düşünelim ya. Bunu beraber kaldıracağız. Şöyle yani iki önemli şey. Birincisi hani kamu eliyle bir baskı olduğunu söyledi Sezgin Tanrıkulu. Çok açık bir biçimde. İki önemli bilgi verdi. Evet, hem işte kanaat önderleri üzerinde ve iki aslında ekonomik darboğazın hani bölgede nasıl bir sonuç ürettiğini, işte o bölge illerinin dışında özellikle başta inşaatlar olmak üzere çalışmak zorunda olanların gelip oy kullanamayacaklarını belirtti ve fedakarlık istedi. Hızla ben Can Kakışım ve Fikret Bila'dan da size yönelik soruları alayım. Sezgin Tanrıkulu.